Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte MYK'da önemli görevlerde bulundu. Bugünün parti meclisi üyesi Aydın Milletvekili ve gündemde Atilla Kart'ın açıklamaları sonrası çeşitli soruları da muhatap oldu. O soruları detaylıca soracağız. Sorulması gereken ne varsa soracağız. Sağ olsun Bülent Tezcan yayın teklifimizi kabul etti. Aramıza katıldı. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara, konuklara Herkese de iyi yayınlar diliyorum, selamlar Sağ olun, söyleyeyim. teşekkürler. Şimdi e, belki haberiniz var, belki yok ama size aslında bir cevap hakkı doğdu. İlk olarak onu sormam gerekir. E, saat 20.15 sularında programı açtığımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yayınımızdaydı. E, kendisini, ben zaten değişimin kendisiyim çünkü kurultaylarda ben hiçbir genel başkanın ve adayının listesinde yer almadan girdim giren biriyim parti meclisine ısrarla delegenin teveccühünü alıyorum. Bu yüzden de ben değişimin kendisiyim. E, MYK üyeleri değişmiştir. E, sorumlu olan MYK üyeleri gitmiştir. E, yenilgide pay sahibi vurgusu da vardı. Ve şunu da söyledi. Değişimin kendisiyim derken bir tarifte daha bulundu. Bakın dedi ben milletvekili listesinde yer bulamadığım için e, hapse girmek durumunda kaldım ve o günün e, politikasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisini belirleyenler sizin isminizi verdi ve dolayısıyla ben o dönemde değişim ısrarını vurguladığım için bir yerlerde sandık koyulmalıydı, ön seçim vurgusu yapılmalıydı şeklinde çeşitli değişim adımlarımız vardı. 47 48 imza toplamıştık. Bunun bedeli milletvekili olmayarak ödedim ve hapse girmek durumunda kaldım dedi burada size dönük bir ifadesi oldu suçlayıcı ifadesi oldu bunu anlatarak o döneme ilişkin bir yanıt vermek ister misiniz önce bunu sormam gerekir teşekkür edelim ee, şöyle söyleyeyim bu böyle böyle polemik meraklısı beyanların üzerinde bir tartışma yürütmeyi sevmiyorum ancak kuşkusuz bir iki söyleyeceğimiz bir şey olacak bir kere bu 2018'de milletvekili olamamayı sadece benim gücüme bağlıyorsa bazı arkadaşlar ben bayağı güçlüymüşüm. Çünkü bakıyorum e, kamuoyunda o dönemde milletvekili olamayan birçok kişi e, dönüyor bunun üzerinden bir süreç yönetiyor. Partide bir şeylerin ciddi biçimde tartışıldığı bir dönemde işte geçmişte kimin nerede olduğu milletvekili olup olmadığı üzerinden e, husumetler geliştirmenin partinin gelecek kurgusuna bir faydası olacağını inanmıyorum. O yüzden de bu tartışmaların parçası olmak istemiyorum. Peki. Ben görev yaptığım dönemde şöyle söylemiyorum bitmedi. Ben görev yaptığım Buyurun. dönemde inandığım şeyleri yaptım. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmadım. Ben görev yaptığım dönemde hatalı bir şey varsa geçmişe dönüp bugün baktığımda da partide değişim ve dönüşüm olması gerektiğini ifade ettiğimde belki de en net konuşanlardan ya da ilk en net konuşanlardan birisiyim. Kendimi kenarda tutarak ben piru pakım, benim dışımdakile herkes kötü demedim. Yanlış varsa hepimizin kusuru dedim ve bu değişim topyekün olmalı dedim. Herkes sorumluluğu üzerine almalı dedim. Birileri de çıktılar bunun karşılığında dediler ki isim vermiyorum görüyor herkes kamuoyu onu da biliyor. Birileri hatta dedim ki bu bir samimiyet testidir. Bugün konuşanlar bütün pozisyonlarını masanın üstüne koyacaklar riske edecekler kendilerine gelecekte bir yer rezerve ederek garanti ederek konuşmayacaklar. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimine ihtiyaç var. Siyasetin rayına girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetin rayına girmesine ihtiyaç var. Bu süreçte de birileri ben kendi pozisyonumu koruyarak bir şeyleri söyleyeyim. Bu süreci geçireyim, geçiştireyim, bir hesabı içerisine girmeyecek. Ben bütün pozisyonlarımı masanın üzerine koyarak çıktım yola dedim. O yüzden benim bu, bu süreçte bir endişem yok. E, fakat şunu ibretle izliyorum. Geçmişte bu süreçte bütün birçok süreçte ortak olduğumuz, birlikte birçok şeyi yaptığımız, itiraz ederken bazen itiraz ettiğimiz, bazen desteklediğimiz, o süreçte beraber olduğumuz arkadaşların bir kısmı bugün değişim olmasın, aynı şekilde bu süreç devam etsin derken, Değişim istediğini iddia eden bazı arkadaşlar onlarla yürümekten rahatsız değil. Onlar statikonun devamını istiyorlar. Şimdi statikonun devamında aynı yerde pozisyon alıyorlar. Ve bu süreçte bu değişim isteyenleri geçmişte siz de varsınız diyorlar. Evet biz de vardık. Biz de vardık. Biz de bir kısmına itiraz ettik ama siyasette örgütlü siyaseti bilenler bilir. İçeride itiraz ettiğiniz her şeyi dışarıda konuşamazsınız ayrıldığınız zamanda konuşamazsınız. Bir mücadeleye giriştiğiniz zamanda konuşamazsınız. Sonuç itibariyle şunu söyleyip bu kısmı kapatacağım. Ben o süreçte yanlış gördüğüm bazı şeylere itiraz ettim. Bazılarına etkili oldum, bazılarına olamadım. Bazılarına itiraz etmedim, destekledim. Onların bir kısmının doğru olduğu sonradan ortaya çıktı. Bir kısmının yanlış olduğu ortaya çıktı. Ben yanlış şeylere de destek verdim. Yanlış önerilerin içinde de oldum ama hep beraber olduk. Ve şimdi ben diyorum ki oturalım aklımızı başımıza alalım. Ben neydim ben ne değildim ben ne olacağım sen ne olacağını konuşmayalım. Neyi konuşalım ne yapacağımızı konuşalım. Şimdi gelelim değişimin sözcülüğüne yani arkadaşlarımız cezaevine niye girdi nasıl girdi niye girdi onu bilmem. Ama arkadaşlarımız cezaevine girerken hangi tutumları takındı onu kamuoyu biliyor. Ve ben parti sözcüsü olarak o tutumlar karşısında o zaman basının önünden kaçmayarak başta genel başkanımız olmak üzere partinin kurumsal kimliğini korumak için bir şey varsa çıkın benim üzerime gelin diyen bir siyasetçiyim. O yüzden dönüp de bir dönem bu sözün ucu partinin genel başkanı dahil olmak üzere partinin genel merkezini töhmet altında Sokarsa soksun düşüncesiyle çıkıp meydanlarda konuşanlar bugün o süreci bedel ödeme süreci diye anlatamazlar.